Merhabalar değerli izleyenler. Önce çocuk programımıza hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde çocuklarda lenfoma konusunu değerli konumla birlikte ele almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi 1-7 Nisan tarihleri kanser haftası olarak ele alınmakta ve kutlanmaktadır. Aslında kutlama demeyelim de bu, bu şekliyle toplumsal bir farkındalık oluşması, kanserde erken semptom ve belirtilerin tanınması, erken tanının kurulması ve erken tedavi sürecinin başlatılması açısından bir farkındalığın oluşturulması açısından bilinçlendirmelerin yapıldığı bir hafta olarak da ele almak mümkün. Dolayısıyla biz bu vesileyle çocuklarda lenfoma konusunu ele almayı uygun gördük. Bildiğiniz gibi çocuklarda en sık görülen kanserlerden bir tanesi lösemiler. Lösemilerle ilgili önemli ölçüde bir toplumsal farklılık var. Ama lenfomalar aslında çocuk çağında önemli ölçüde görülen bir kanser grubu ve lenfomaların amcasının çocuğu diyebileceğimiz benzer özellikler taşıyan neredeyse benzer hastalık neredeyse aynı hastalığın farklı spektrumu diye ele alabileceğimiz bir kanser grubu. Bu çocuklarda da uzun bir tedavi süreci oluyor. Onun için bunu ele almayı uygun gördük. Programımızın akışı içerisinde bir tane sokak röportajlarımız olacak. Sizlerin değerli görüşlerini almaya çalışacağız. Bir tane de VTR'miz var. Minik Emre ile çektiğimiz bir VTR. Çocukluğunda lenfoma tanısı almış, tedavisi edilmiş. Güzel bir, şu anda pırıl pırıl bir genç yavrumuz haline gelmiş. Bir yavrumuzun başarı öyküsünü, lenfoma yenme öyküsünü sizlerle paylaşmayı paylaşacağız. Bize canlı yayında sorularınız çok değerli. Sorularınızı iletebilirsiniz. Sosyal medyadan facebook.com Slash önce çocuk. Mail adresimiz önce çocuk diyanet .tv. Telefon numaramız 0312 294 4 294. Bugün e, çok değerli dostum, arkadaşım ve aynı zamanda onkolog arkadaşım, meslektaşım Sayın Doçent Doktor Ceyhun Bozkurt. Hocam İstanbul'dan Siburya'ya kadar yorduk. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Aynı ben de bir çocuk uzmanı ve çocuk hematoloji, onkoloji uzmanı olarak sizleri aynı camiada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve kabulünüz için de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Seninle de bu programı birlikte sunmak bir, e, keyif olacak umarım e, seyircilerimize izleyicilerimize e, istedikleri bilgileri Maksimum ölçüde verebiliriz. İnşallah hocam. Ondan İnşallah. hiç şüphem yok değerli hocam. Sizin zaten <laughs> yılların emeğini e, verdiniz. İnşallah o anılarınız, hisleriniz, hasta yaklaşımlarınız da bize ışık olacak. Şimdi değerli hocam isterseniz bu biraz da, evet lenfomaları konuşacağız. E, lenfomalar önemli. E, biz bunu mümkün oldukça etraflıca ele almaya çalışacağız ama bir de kanser haftası olduğunu da unutmayacağız. Dolayısıyla biz ana çerçeve çocukça kanserleri, çocuklarda kanser konusunu da biraz genel itibariyle de ele alıp öyle gitmeyeceğiz daha uygun olur diye düşünüyorum. İlk sorum hocam, kanser nedir? Nasıl tanımlarız evet. kanseri? Ee, Ahmet Bey, sizin de çok iyi bildiğiniz üzere vücudumuzdaki hücreler, dokular belli bir düzen içinde işliyor ve bu dokuların en alt biriminde olan hücrelerin e, belli bir işlevi ve belli bir düzen içinde çalışma sistemi var. Kanser bu düzenin bozulması o düzenli, disiplinli belli bir programa odaklanmış hücrelerin çalışmasının ortadan kalkması ve e, kontrolsüz bir hücre çoğalması. Ve ki e, çoğalan bu hücreler artık gerçek görevlerini yapmıyorlar. Gerçek görevini yapan hücrelere de engel oluyorlar. E, bir kendi bulundukları bölgelerde sistemi bozdukları gibi başka dokulara, başka bölgelere de yayırılarak bu isyan e, diyebileceğimiz tabloya yol açıyorlar. Kısaca Kanser hücrelerimizde anormal kontrolsüz e, hedefinden şaşan bir hücre çoğalması demektir Aslında hocam e, burada söylediklerinizden iki tane önemli nokta dikkat çekici bir tanesi kendi fonksiyonlarını kaybedip kontrolsüz ve anormal bir çoğalma. Evet. bir diğeri de bir yapması gerekenin ortadan kaybolması bir de bu çoğalma ve istila durumu başka bölgelere evet. yayılma durumuyla birlikte normal organ ve dokuların fonksiyonlarında engellemesi gibi iki yönlü bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu felsefeyi biliyor olmak aslında kanser belirtilerini de tahmin etmemize katkı sağlayacaktır Kesinlikle. diye düşünüyorum. Peki hocam şimdi insanoğlu dünyaya geliyor. Hepimiz çocuk, adolesan, genç, erişkin, büyük. Ee, ve belli bir yaş sürecini geçiriyoruz. Ee, çocuklarda kanser ne kadar görülüyor, sık görülen bir sorun mu? Ne dersiniz bu konuda? Ee, çocuklarda kanser aslında tüm kanser hastalıklarını ele aldığımızda çok sık değil. Ee, kanser aslında ileri yaş hastalığı. Ee, genel olarak e, çocukluk çağı kanserler tüm kanserlerin yüzde bir ve ikisi kadarını e, oluşturabilmekte e, Ahmet Bey, e, ama şöyle de bir özelliği var tabi çok nadir görülmesine rağmen toplumsal duyarlılık açısından daha ön planda tanıtımlarla medya aracılığıyla tanıtımlarla sanki çok yaygın görülüyormuş imajı oluşabilir. Aslında kanser çok iyi bildiğimiz üzere bir ileri yaş hastalığıdır. Çocukluk çağı kanserlerin erişkin kanserlerden farklılıkları var. Bir kere oluşum mekanizmaları açısından farklılıklar ortaya çıkıyor. Erişkin kanserlerinde biz daha çok çevresel etkenler, bir hayat tarzı, sigara, alkol, son dönemde özellikle vurgulanan aşırı kilo alımı, obezite gibi çevresel faktörler ön plandayken çocukluk çağı kanserlerinde bir kısmını çözebildiğimiz, önemli bir kısmını da henüz çözme yolunda olduğumuz genetik faktörler ön planda bulunmakta. Ee, Tabi başarı oranları açısından da ele alındığında e, son yıllarda müthiş araştırmalar var dünyada araştırmaların en çok yapıldığı iki alandan birisidir kanser hastalıkları, diğeri e, kalp hastalıklarıdır. E, büyük ilerlemeler var. Bu büyük ilerlemelerle birlikte her iki e, kanser grubunda hem çocukluk çağı kanserlerinde hem erişkinlerde oldukça iyi, iyi ilerlemeler var, büyük gelişmeler var. Biz çocuklukça kanser uzmanları olarak biraz daha şanslıyız. Bizdeki oranlar oldukça yüksek. Evet. Batılı ülkelerde %80-85'lerde tüm kanser türleri içinde olan oranlar bizim ülkemizde de oldukça yüksek seviyede %70-75'ler civarında tüm kanserleri ele aldığımızda iyileşme oranlarına sahibiz. Bu tabi bazı kanser tipine göre de değişmekte çok iyi bildiğin üzere bazı tiplerinde lenfomalar gibi özellikle bugün ele alacağımız tiplerinde %90'lara varan iyileşme oranları elde etmekteyiz. Genel hatlarıyla böyle bir farklılığımız var. Evet. Hocam bir de e, şimdi şeydi e, %1 civarında tüm insanoğluna görülen kanserin sadece %1'i çocuklarda görülüyor. Evet. Ama işin tabii olay duygusal bir boyutu var. Çünkü biz çocuklarımıza toz konduramıyoruz. Burnu aksa, bir hapşırsa içimiz cız ediyor. Dolayısıyla bir çocukta kanser vakası olduğunda bunun getirdiği etki gücü etkileme gücü çok yüksek Dolayısıyla aslında vurguladığınız gibi toplumsal medya iletişim ara araçlarıyla birlikte bu vurgulama gerçekten haklı bir durum ama siz vurguladığınız çok değerli bir şey e e çocuklardaki kanserler Genelde agresif seyirlidir, daha kötü seyirlidir ve hızlı bir seyir gösterirler. Evet. Erişkinlerdekinden çok farklı olarak. Evet. Ama bir o kadar da tedavi duyarlılıkları da yüksektir. yüksektir. Ee, burada biz hani program öncesinde konuştuk, iyi şeyler söyleyeceğiz inşallah hep kanserle ilgili, çocuklarla ilgili. Evet. Çünkü anneler mesela çocuğunda bir kanser vakası olduğunu söylediği anda dünyaları yıkılıyor. Çünkü erişkin hasta etrafında genelde erişkin kanser vakaları görmüş oluyor insanlar. Herkesin etrafında bir çocukça kanser yaşamış bir çocuk yok. Öyle olunca da erişkin çocuk çocukça kanseri sanki biraz paralellik arz eyvah ne olacak şimdi durumu oluyor. Oysa ki aslında çocukça kanserinde şu anda global olarak dünya çapında vurguladığınız gibi bazı kanserleri bir kenara koyarak söyleyecek olursak önemli olacak yüzde seksenlere varan bir başarıdan bahsediyoruz. Ülkemizde de artık yüzde yetmiş altıları Görmüş durumdayız. Evet. Onun için burada tabii ki böyle bir şey olmasın, hiç, kim, hiç kimsenin çocuğu olmasın ama böyle bir şey olduğunda da tedavi şansının yüksek olduğunu burada bu vurgulamak Kesinlikle. gerekiyor. Hocam isterseniz şimdi e, ana belirti ve bulgulara geçmeden önce bir sokak röportajlarımızı izleyelim, e, vatandaşlarımızın gözlemlerini de, görüşlerini de alalım. Sonra e, kanser, şuruşak kanserlerinde ana belirti ve bulgular nelerdir efendim, onunla devam edeceğiz. <laughs> Çocuklarda aşırı halsizlik, yorgunluk, e, nedensiz kilo kaybı bunlar öncelik verdiğim konular. E, özellikle e, bağışıklığı kuvvetli olan çocuklarda belki görülme e, riski daha az olabilir. Yani rutin kontroller olması gerekiyor. 6 aylık ya da senelik kontrollere gitmeleri gerekiyor. E, ve çocuğu çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Yani e, halsizlik, yorgunluk Karşısına çocuğum acaba e, hani gelir geçer tarzında düşünmemeleri gerekiyor. E, doktora da bu konuda başvurmalarını e, öneririm. Kanser belirtileri eklem yerlerinde hassizlik, iştahsızlık, ciltte kızarıklık, ödem oluşması, akciğer solunumlarında akciğer kanserinde solunum yetmezliği gibi, bacaklarda ödem oluşması gibi öyle durumlar olabilir. Erken teşhis şöyle önemli önüne geçilebilir şimdi tıp ilerlediği için önüne geçilebiliyor çok hastalıkların. Kanserde olsa yenebiliyorsun. Bu tamamen morale bağlı, düzenli beslenmeye bağlı, spora bağlı. Spor yapmamız lazım. Çocuklarda kanser belirtileri halsizlik olur. Ee, vücutta uyuşma, halsizlik, uykusuzluk, yorgunluk hissederler. Çocuklarda en çok lösemi galiba. Öyle biliyorum ben ama. En çok e Yaygın olan kanser çeşitleri kan kanseri bildiğimiz, lösemeli, ilik kanseri, işte büyüklerde daha çok akciğer kanseri, sigaraya bağımlı gibi şeylerden dolayı. Kanser hastalıklarına dair erken şekilde teşhis edilip bir doktora başvurulup hemen tedavi edilirse bildiğimiz kadarıyla hemen acil bir önlem alınmış olur. Bildiğim kadarıyla erken teşhis bu hastalıkta çok önemli. Yani tedavileri sürekli olarak, kontrolü olarak yapılmalı. Hastanelere sürekli irtibat halinde olunmalı. Sebepsiz zayıflama, e, diş etindeki çürükler, diş kanamaları, burun kanamaları, e, şişkinlikler sebep olabilir. Ya ben en çok hani çocuklarda kan kanserinin gördüğünü biliyorum. Fakat hani çevremizde hani birkaç şahit oldum lenfoma kanseri. O da işte koltuk altında, boyunda, kasıklardaki bezelerin büyümesi ile oluşan bir kansermiş herhalde. Çocuklarda kanser bildiğim kadarıyla vücutta anormallikler takip edilmeli. Morluklar, şişlikler, bu peteşi denilen küçük noktalar belki bunlara e, Allah korusun, kan kanseri belki belirtisi olabilir şeklinde dikkat edilmeli ee, Ayrıca geçenlerde okuduğum bir yazıda e, bu fotoğraflarda kırmızı göz e, çoğu insanda karşılaşılan bir durum bunlarda bir göz kırmızı bir gözde bir beyazlık Hani fark ediyorsanız bunu mutlaka e, bir tümör şüphesiyle doktora göstermekte fayda olabilir şeklinde bir yazı okumuştum Aylar bence hani geçmeyen bir ağır olduğu zaman veya geçmeyen bir halsizlik, ondan sonra bir yorgunluk, iştahsızlık, aşırı bir zayıflama olduğu zaman direkt doktora başvurmaları gerekiyor bence. Erken teşhis her zaman için iyidir diye biliyorum ben. Hocam aslında önemli ölçüde bir farkındalık durumu söz konusu. Evet, ben ne, de ne dersiniz hocam? Çok izleyicilerimizin şeyini beğendim açıkçası. Bilgi seviyelerine Oldukça doğru oranda bilgi verdiler bize. Biz de eksik evet. olan kısımları tamamladık. Şimdi hocam, işte. e, belirti ve bulgular, ana belirti ve bulgular ama isterseniz hocam, çocuklarda en sık hangi kanserler görülür? Onu bir konuşalım. Ondan sonra o sıralamayla belki semptom, belirti ve bulguları tartışmak evet. daha yerinde olur diye evet. düşünüyorum. Evet. Ne çocuklarda hocam? çok iyi bilindiği üzere en sık gördüğümüz kanser tipi tipi lösemiler. Evet. Yaklaşık %25-30 arasında görülen bir sıklığa sahip. İkinci sıklıkta ülkemizde lenfomalar bugün konusunu ele aldığımız lenfomalar görülmekte ve üçüncü sıra sıklıkta ise beyin tümörleri en sık görülmekte. Batılı ülkelerden biraz farklılık arz etmekte Ahmet Bey, bu sıklık sırası Batılı ülkelerde yine lösemiler en sık beyin tümörleri. Ee, i̇kinci sırada lenfomalar biraz daha, üçüncü sırada e, görülmekte. Ülkemizde tablo bu. Evet. Onun dışında hocam e, bir de çocuklarda gerçekten tüm kanserleri taklit etme kabiliyeti olan, başka hastalıkları da taklit etme kabiliyeti olan bir nöroblastom var. Yani böbrek üstü bezinden kaynaklanan evet. e, tümörler var. Bir böbrek tümörleri, <laughs> yumuşak doku tümörleri yani et kısmından, kaslardan kaynaklanan yumuşak doku tümörlerimiz var karaciğer tümörleri var ve diğer nadir görülen birçok tümör var. Evet. Aslında insanlar hani biz pratikte de yaşıyoruz bazen zaman zaman işte hasta bir tanıyla geldiğinde ya çocukta da kanser olur muymuş canım bu nereden çıktı dendiğini çok siz de şahit olmuşsunuzdur. Evet. O şekilde çocuklarda da her türlü organ ve dokunun kanserini görmek mümkün. Kesinlikle. Peki hocam şimdi bu sıklığı söyledikten sonra ana belirti ve bulgular neler? Yani biz şimdi burada işte vatandaşa bak şunlar şunlar olursa bir dikkatli olun bir değerlendirin. Tabii ki burada bazı sık görülen durumlar da var. Bunu hemen böyle kansere yormanın da endişe evet. ve panik yaşamanın da bir gereği yok. Dolayısıyla hangi belirti ve bulgularda bir kanser olasılığını akılda tutmamız evet. gerekir. Ne dersiniz? Şimdi çocuğum? çocukluk çağı kanserlerin bulguları genellikle dramatiktir. Anne babanın kolaylıkla fark ettiği bulgulardır. Ee, genellikle anne babaların tedirgin oldukları konular aman ben çocuğumun kanserini normal bir üst solunum yolu enfeksiyonundan ayırt edebilir miyim, atlamış olmayayım gibi endişeleri vardır. Fakat çocukluk çağı kanserlerinin klinik bulguları o anına kadar çocuğun hiç yaşamadığı bulgularla ortaya çıkmaktadır. Sıklık sırasına göre ele aldığımızda şöyle, mesela örneğin lösemiler ele aldığımızda lösemiler ciddi kan değer bozuklukları olabilmekte. Bununla ilişkili olarak çocuklarda ciddi halsizlik, iştahsızlık, ateş, solukluk, e, solukluk kilo kaybı gibi bulguların birlikteliği ortaya çıkmaktadır. Evet. Yani iştahsız olan bir çocuğumuz tüm anne babanın sorunudur çocuğum iştahsızdır. Hemen bir iştahsızlığını kötüye yorumlamak doğru bir şey değil. değil. Yine lenf bezi büyümeleri aynı şekilde. Lenf bezi büyümeleri çocuklarda çok sık rastladığımız bir bulgudur her üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, enfeksiyon geçiren çocukta normal olarak gördüğümüz bir tablodur. Ama lenf bezi büyülemelerimizin boyutu, giderek artması, tedaviye yanıt vermemesi, örneğin farklı yerlerde ortaya çıkması. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir çocuğumuz üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinde lenf bezi büyümelerimiz genellikle üst solunum sistemimize yakın, boynumuzun üst kısmındaki lenf bezi büyülerinde büyümeler görünür. Ama bir çocukta hiç yokken köprücük kemiğinin üstünde bir beze büyüklüğü, koltuk altında bir beze büyüklüğü, hiçbir şikayeti yokken kasığında kocaman bir beze büyüklüğü dikkate geliyorsa ya da var olan lenf bezleri giderek tedaviye yanıt vermeyip büyüyorsa o zaman aileler dikkatli davranmaları gerekiyor. Yine kanama sorunları sık Değil rastlaştığımız işte. bir bulgudur, rastladığımız bir bulgudur. Her türlü kanamayı sadece kötü huylu hastalıklar lehine yorumlamamak lazım. Biliyorsun ki bazı kan hastalıklarında da kanama sorunları olabilmekte. Bu kanamalar da dramatiktir. Yani genellikle işte burun kanaması denildiğinde çocuklarımızda sık karşılaşırız burun kanaması. O bölgesel damar sorunlarından kaynaklanan. Bunlar genellikle birkaç bölgede aynı anda olabilen kanamalar şeklindedir. Burundan kanama varsa burun iki deliğinden birden olan kanamadır. Vücudunun başka bir yerinde bir kesik, çizik, iğne Tetkik amacıyla iğne e, e, girişimi yapıldığında o bölgede uzun devam eden normal olmayan kanamalardır. Evet. Kaba taslayla lösemilerde böyle. lenfomalarda da e, çok Burada iyi. Burada başlayacağım. Burada da mesela nedir? O lösemi hücreleri çoğalıyor. Bunlar nerede yapılıyor? Kemik iliğinden evet. kaynaklı. Dolayısıyla bunlar öyle bir kontrolsüz ve anormal çoğalıyor ki kemik iliğini istila ediyor. O normal kırmızı hücreler üretilemiyor beyaz küreler üretilemiyor, trombositler üretilemiyor. Ne oluyor? Birine bağlı halsizlik, solukluk, bitkinlik, yorgunluk, birine bağlı enfeksiyonlar, birine de bağlı kanamalar ortaya evet. çıkıyor. Dolayısıyla bu süreçlerin devam edegediyor olması, giderek artıyor olması da uyarıcı nitelikte Kesinlikle olmalı çok değil. O, çok değil, değil mi hocam? Evet. Buyurun hocam. Ahmet Bey. Ee, ikinci olarak lenfomalar ve diğer solid tümörlerde dikkatimizi çeken en önemli şeylerden birisi lösemiye benzer bulguların dışında lenfoma grubunda anormal şişlikler vücudum karnımızın bir bölgesinde vücudumuzun herhangi bir bölgesinde özellikle çocuklar banyo yaptırırken anneler tarafından ilk fark edilen karnının herhangi bir bölgesinde anormal şişlikler kemik dokusunda herhangi bir yerdeki anormal şişlikler ve buna eşlik eden ağrılar Dikkatimizi çekmeli ve e, bu yönde hemen bir hekime ailelerin başvurmasını gerektirecek bir konudur. Evet. Ee, hocam burada bir ekleme. Burada gerçekten e, ikimiz de babayız hocam. E, burada çocuklarımızı banyo yaptırırken, havuzda denizde yüzerken kesinlikle çocuklarımızı liflerken keselerken şöyle bir göbüşlerine dokunalım evet. böyle rahatça arkaya kadar iyice yumuşak arkaya kadar gidiyor mu sırtında göğsünde karnında başka yerinde bir şişlik var ya, mı bir var. eğrilik var mı boynunda bir şişlik var mı kafasında bir şişlik kabarıklık var evet. mı böyle o durumu yaparken bu vesileyle de onlara bir bakmış olmakta fayda var. Çok Olacak. haklısınız ben hep söylerim çocuklarımızın en iyi hekimleri anne ve babalarıdır sürekli yanlarındadır 24 saat onları gözlemlerler bu bu önerdiğiniz konular da çok dikkate değer hakikaten. Bir üçüncü konu olarak beyin tümörlerimiz. Üçüncü sıklıkla görülüyor demiştik. Beyin tümörlerinde de özellikle o ana kadar olmayan sorunlar. Nedir efendim? Fışkırır tarzda ard arda olan kusmalar. Kusumalar. Şiddetli baş ağrılar bunlara eşlik eden. Ya da sakarlıklar. Daha önce hiç olmayan çocuk gayet iyiyken sakarlıklarının ortaya çıkması. Ya da Beynimizde çıkan bazı sinirlerin etkilenmesine bağlı olarak göz kapağımızda, ağzımızda çekme tarzında bulguların olması. Eğrilikler. Eğrilikler. akması. Evet. evet hocam. <laughs> Bunlar da evet. e, beyin tümörünün ilk bulguları olabilir. Evet. E, hocam siz buyurun su için. Gülfer Karakaş hanımefendi Ankara'dan. Gülfer hanım hoş geldiniz. Buyurun efendim. Mer merhabalar hocam. Merhabalar buyurun. Sizinle bir hastalık hakkında görüşmek istiyorum hocam. Buyurun efendim. Benim torunum rahatsız. Keremcan Karakaş. Evet efendim. Hocam. Ka Kaç Torunumu... yaşında Keremcan annem? Ke Keremcan hocam. Kaç yaşında? 5 yaşında hocam. 5 yaşında. Evet efendim, buyurun. 5 yaşında hocam. Tamam, buyurun. neyi vardı Gülfer Hanım? Torunumun e, kulak kulak kemiğinden hocam. Bundan bir sene önce kulak kepçesinden kulak değil, kemiğinden... değil mi? kulağın arkasından kulağımın içinden hocam. İçinden evet. İçinden e, bir e, kitleymiş hocam. Kitle çıktı. Evet. İçi, i̇ç, iç, 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 iç kemikçikten. Evet efendim. Patolojisi i̇ç ne çıktı? patolojisine Patolojisi ne çıktı Gülfer Hanım? Patolojisi kötü çıktı hocam. Ne? Rabdomiyosarkom mu? Langerhans mı? Rabdomiyosarkom hocam. Rabdomiyosarkom. Evet. Evet Gülfer Hanım. Beklediğimiz e, tanılardan bir tanesi. Evet şu an nasıl iyi mi? Tedavisini alıyor değil ya mi efendim? Hocam şu an iyiydi. Gayet iyiydi ee, tedavisi kız. Gayet iyiydi hocam. Ee, bir evde geçirdik. Tedavimiz bitti. Kemoterapimizi aldık hocam. Evet. Radyoterapi tamam. aldı mı efendim Gülfer Hanım? Aldı hocam. 23 gün tedavisi aldık. Tamam. Ee, güzel gayet iyi gidiyordu. Biz filmlerimize her şeyimize gittik. Ama hocam bir anda bir diş ağrıdı. Diş, diş, diş doğru o dişliymiş hocam tekrar kitliymiş o hocam. Kitliymiş. Tekrar ha, hastalığı oradan. tekrarladı. Öyle mi? Gülfer evet Hanım? hocam. Patoloji evet. aldılar oradan. Peki. Parça aldılar. Tamam. Ee, Gülfer, Gülfer Gül. Hanım Gülfer Gül. Hanım herhalde bundan sonraki sürecin ne olacağı evet, konusunda Evet. Evet. Gülfer Hanım bundan sonra ne olacağı soruyorsunuz değil mi hocam da? Evet hocam. Peki. Yani hastalık evet. hakkında ben bilgi öğrenmek evet. istiyorum hocam. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun Gülfer Hanım. Sağ Konuşmaya olacağım. çalışacağız Çok efendim. teşekkür ettim evet. hocam. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Hocam Şimdi e, ne biz dersiniz? Şimdi başlangıçta iyileşme oranlarının oldukça yüksek olduğundan bahsettik. Bu iyileşen hastalıkların ya da iyileşmeyen hastalıkların bir grubun içinde de hastalığı tekrarlayan hastalarımız var maalesef. Bunların bir kısmını biz yine yeni tedavi modaliteleri dediğimiz yeni kemoterapiler, hedefe yönelik tedaviler, tekrar cerrahi tedaviler ve ışın tedavisi dediğimiz radyoterapilerle iyileştirme şansımız var. Gülfer Hanım'ın torununun da ilk tekrarı gibi görünüyor. Yine iyileşme şansının yüksek olduğu bir dönemde hastalığın evresini bilemiyoruz tabii. Ayrıntılı bilgi vermesi şu anda mümkün değil herhalde. Dolayısıyla Gülfer Hanım'ın yapacağı şey şu aşamada tekrar aynı merkezindeki takiplerine devam etmesi. Yeni bir tedavi protokolü belirlenecek. Daha önce almadığı ilaçlardan oluşan, e, olasılıkla daha önceki ilaçlarına bir direnç söz konusu tekrarlaması nedeniyle bunu düşünüyoruz. Farklı ilaçlardan oluşan kemoterapi protokolleri ve gerekirse cerrahi, gerekirse ikinci bir radyoterapi ile e, tedavi olacak inşallah. E, evet. Yani hastalarımızın evet. tekrarına rağmen iyileşme şanslarının daha hiç de azımsanmayacak oranlarda olduğu bir hastalık grubudur. Çocukluk tümörleri. Evet. Şimdi hocam e, burada gerçekten e, siz de çok önemli vurguladınız. E, bu her hastalıkta e, onkolojik çağdaki bildiğiniz gibi tedavi sonrası her hastalığın tekrarlama riskinin çok yüksek olduğu bir dönem oluyor. E, maalesef bu burada da rhabdomyosarkom, orta kulak parameningel rhabdomyosarkom dediğimiz bir gruba evet. giriyor. Zaten erken dönemde radyoterapiste uygulanmış. Evet. Aslında standart bir tedavi uygulaması var. Ama burada kesinlikle umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Kesinlikle. çünkü ikinci, üçüncü tedavi seçeneklerinin olduğu, seçilmiş vakalarda kemikli naklinin de yapılabileceği ihtiyaç halinde bir vakayla karşı karşıyayız. İnşallah Gülfer Hanım'a tavsiyemiz, kesinlikle umutsuzluğa kapılmıyorsunuz. Hastaneniz, hekiminiz, aile, hasta evet. hep birlikte, el birliğiyle bu işe gönül vererek, emek vererek, gece gündüze katarak bu işin tedavisi mümkün. Bunun peşini bırakmıyoruz. Bu çok çok önemli. Şimdi değerli hocam, şey şeydeydik, beyin tümörlerinde fışkırır tarzda kusma... Baş ağrısı, bunlar bir de kafa sinirlerindeydik. Evet. Böyle yüzde, ağızda, sarkma, Çekilmeler. çekilmelerde kalmıştık. Buyurun hocam. Tamam. Ee, bunun dışında diğer çok nadir görülen farklı tümörlerimiz de var tabii. Burada bir ekleme yapabilirim hocam? Şimdi bu özellikle beyin tümörlerinde biz çocuk hekimliği pratiğimizde, normal çocuk takiplerinde de baş ağrısı olunca hemen... Aslında bu farkındalık iyi bir şey. Yani. Evet. Çocuğun beyninde bir şey var diye soruluyor. Bu evet. iyi bir şey çünkü... 3 ee, yıl önceki kongrede hatırlarsanız İngiltere'de beyin tümörlerinin çok geç tanı konulması nedeniyle bir kampanya düzenlenmişti. Evet. Çünkü toplumsal farkındalık düşük. Ama Türkiye'de gerçekten ailelerin bu konuda böyle devam eden bir başarısı varsa ya da kusması varsa bir dakika ya ne oluyoruz diye bir farkındalığı var. Bu da çok takdir yaşayan bir şey. Burada bir şey vurgulamak istiyorum. Özellikle sabahları baş ağrısı ile birlikte bir de bulantısı olmaksızın fışkırır tarzda kusuyor olmak Önemli bir bulgu. Bunun da bir kenara anot edilmesinde fayda var. Süresi de Ameliyat evet. Bey burada çok tabii. önemli. Şimdi tabii. tabii ki çocuklarımızın çoğu herhangi bir enfeksiyon geçirdiğinde baş ağrısı da eşlik ediyordur. Evet. Yani kısa süreli 2 gün, 3 gün, 5 gün, bir haftalık bir baş ağrısını çok bir aman o çocuğumda bir beyin tümörü vardır mıdır gibi endişe etmemek gerekiyor. Evet. Aynı şekilde bazı baş ağrısı tipler ailesel geçişli migren çocuklarda migren dediğimiz baş da vardır Aynen. geçişli baş olabilir örneğin bir yıldır çocuğun baş ağrısı alıyor, var. iki yıldır baş ağrısı var. Bunu da bir beyin tümörü lehine düşünmemek lazım. Aynen Çünkü öyle. beyin tümörü olsaydı o bir yıllık iki yıllık süreç içinde klinik bulguları çok dramatik biçimde ilerlerdi. Evet. Orta düzeyde e, ihmale gelmeyecek biçimde böyle iki haftadan başlamak üzere diyebileceğimiz bir iki aylık e, süreçleri olan ve çok iyi vurguladığınız üzere başka bulguları kusma, evet. E, sabahları fışkır tarzda kusma hocam işlerden bulgularla birlikte değerlendirmeli başardı. Bir de hocam, onlara, tabii. Bir de hocam e, yürümede dengesizlik, Dengizlis. vücutta anormal hareket, evet. gözlerde kayma, konuşmada bozukluk Bozulma. gibi belirtiler herhangi bir havale getirmeler değil mi efendim? Hocam, havale aynen. Hocam, bunlar varsa da bu zaten artık otomatikmen değerlendirmeyi hak eden vakalar haline geliyor. Buyurun hocam diğer ormanlar. Ee, daha önce de söyledik yani çocukluk çağı tümörlerin bulguları basit hafif bulgular şeklinde gelmez çok dramatik ve anne babanın gerçekten dikkatini çeken bulgular tarzında gelir ee, yine çok nadir tümörlerde özellikle erken dönemde e, vurgulamamız gereken uzun süren kemik ağrılar evet. tek taraflı e, inatçı e, devam eden kemik ağrılarının özellikle büyüme tipi ağrıdır denilip dikkate alınmaması da bazı tanı gecikmelerine yol açıyor. Ailelere tekrar onu vurgulamak istiyoruz. Evet. Uzun süren çocuklarınızda bir bölgesel kemik ağrıları varsa lütfen hekiminizden bunun biraz daha ileri tetkikle değerlendirmesini talep edin ya da ilgili uzmana başvurun. Bu bir ortopedi uzmanı olabilir, çocuk hastalıkları uzmanı olabilir ya da çocuk onkoloji uzmanı olabilir. Yine bir izleyicimizin çok güzel vurguladığı çocukların görmeleriyle ilgili erken dönemde çocukluk muayeneleri çok önemli. Gözde kaymaların olması ee, ya da beyaz refle dediğimiz e, şimdiki fotoğraf makinalarında yok ama gözündeki yansımaların fotoğraf makinasıyla çekildiğinde kırmızı şekilde yansımaların sağlık bir çocuk belirtisidir. Bu yansımaların beyaz şekilde görülmesi retinoblastom dediğimiz erken tanısı konulduğunda tedavisinin çok yüksek olduğu bir göz içi tümör bulgusu olabilir. Evet. Genel hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Evet hocam. Bir sorumuz var hocam. Onunla ilgili bir şey de ben ekleyeceğim. Filiz Oflu İstanbul. Filiz Hanım hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım da. Estağfurullah. Ben. Yok efendim. Hiç heyecanlanmayın. Rahat Ama rahat bize derdinizi anlatın. Umarım faydamız olur. Buyurun İnşallah. efendim. Bundan bir buçuk sene önce oğlumun burnunda bir sertlik görüldü. Evet. Yani ben bunu hemen... Kaç yaşında Filiz Hanım? E, dokuz yaşındaydı o zaman. Dokuz yaşında. Şu an on yaşında. Maşallah. Ondan sonra götürdüm doktora. İşte biliyorsunuz işte ameliyat falan filan. Adonet kistik karsinom çıktı. Adenoid, kistik, karsinol. Evet, evet efendim. Yani herhalde diğer bir adı da tükürük bezi kanseri. Evet efendim. Ben bilgi almak istiyorum. Tamam. Ee, Filiz Hanım ameliyatını Yani bunun ciddiyeti istiyorum. A ameliyatın oldu mu efendim? Oldu. Şu an oldu. ek tedavi ha, uygulandı mı? Ama doktorlar çok e, agresif olduğunu söylüyor. Ş e, şimdi efendim şöyle e, bir yıl olmuş. Bu harika bir, buçuk, bir şey. Evet. Bir buçuk yıl oldu değil mi? O Bu şey on e, iki 2014'te Aralık ayında en son ameliyatımız olduk. Tamam. Mükemmel. Herhangi bir bulgusu var mı tümörle ilgili şu anda Filiz Hanım? E, şu anda yok. Şu an e, ameliyattan tamam. sonraki e, ameliyatımızın sonucu temiz çıktı. Oh. E, radyoterapi, kemoterapi almadı. Şu an gerek yok dendi ama evet. işte doktorlar işte bu tümörün agresif olduğunu, 5 yani e, yaşına kadar yani 5 seneye kadar her an tekrarlayabileceğini ama 5 sene çıkmasa da sonra tekrar çıkabileceğini söylüyorlar. Ben sadece tamam. durumun ciddiyetini bir de Hastalık hakkında bilgi almak istiyorum. Tamam. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Filiz Hanım bak şimdi size güzel şeyler söyleyeceğiz. Evet. Hiç merak etmeyin. Gerçekten. olun. Görüşürüz efendim. Heh. Bizim Pardon. çocukluk hocam. çağında çok... Bir dakika Filiz Hanım. Hocam bir soru soracak. Buyurun hocam. Tamam. Yok cevap, tamam. cevap Filiz Hanım vereceğim. görüşürüz efendim. Geçmiş olsun evet. efendim. Tabii. Ee, şimdi e, Filiz Hanım'ın e, çocuğunda çok nadir görülen... Ahmet Bey sizin de evet. çok bildiğiniz üzere bir kanser türü görülmüş. Karsinom dediğimiz epitelyal bir tümör. Biz çocukluk çağında çok sık görmüyoruz bu tür tümörleri ama temel tedavisi olan cerrahi tedavisinin çok iyi yapıldığını hissettiğim bir durumda kendisi ve yaklaşık bir yıldır yanlış Hesaplama. Aralık 2014 hocam, 2014, i̇ki yıl, 2010, E 2010, Maşallah, çok, yani e, çok, çok iki yıldır bir, 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 bir buçuk iki yıla geliyor. Tekrar olmamış. Evet. Bundan sonra da bizim için genelde bir ilk iki yıldır değil mi evet. e, Ahmet hocam? Tabii. İlk iki yıl önemli. O iki yıldan sonra tekrarlama riski var ama giderek azalıyor. Bence çok iyi bir durumda. Ee, i̇nşallah da bundan sonra da bir sorun olmayacağını hissediyorum ben evet. sanmi olarak. Evet. Zaten hocam Filiz hanım da söyledi. Cevap içindeydi cümlesinin. Cerrahi sınır temiz çıkmış. Evet. Güzel bir ameliyat evet. olmuş. Ellerine sağlık yapanların. Dolayısıyla şu ana kadar da bir sorun çıkmamış. Bundan sonra çok çıkma olasılığı çok düşük. Çok düşük. Hanım keyfinize bakın. Güzel günler geçirin efendim. Hiç. İyi ellerde ameliyat olmuş. Evet. Meslektaşlarımızın ellerine sağlık. E, lenfomaya geçeceğiz hocam. Evet. E, müsaadenizle. E, ama ona geçmeden önce bizim bir Emre'nin öyküsünü, başarı öyküsünü dinleyelim. Sonra lenfomayla devam edeceğiz efendim. Dinleyelim. Emre 3 yaşındaydı. Birdenbire rahatsızlandı. Böyle ne olduğunu da anlayamadık. Hani bir karın ağrısı başladı böyle. Sürekli karnım ağrıyor, karnım ağrıyor diyerekten. aynen baş edemedik. Hani hastaneye götürdük, acile götürdük. Hiçbir çaresini bulamadık. Sürekli istifar ediyordu böyle. Karın ağrısıyla biz hastaneye gittik acile. Ve ultrason çekildi. Bağırsak dolaşması dediler. Ameliyat olduk. Yattık bir hafta, taburcu olduk çıktık. Üç gün sonra çocuk tekrar yine karnım ağrıyor dedi. Tekrar yine gittik aynı hastaneye, dış kapı çocuk hastanesine. Cerrahlar falan ultrason yine, yine bağırsak dolaşması dediler. Açmaya çalıştılar ameliyat etmeden açalım kurtaralım dediler. Açı, açılmadı. Ameliyatı aldılar tekrar. Açıldı ve bağırsak dolaşması ameliyatındayken çocuğun lenfoma hastalığı olarak bilinen hastalığı teşhis ettiler ve parça almışlar doktorlarımız. Patolojiye verdiler. Biz hastanede yatıyoruz, bizi çıkartmadılar. Bir hafta içinde sonuçları geldi. Sonuçlar geldikten sonra lenfoma dediler bize. Çocuğu dedi yatırmamız gerekiyorlar dediler bize dış kapı hastanesinde. Hiç çıkmadan ameliyathaneden direktmen yatış verdiler bize. Yatmak zorunda kaldık. Hala ne olduğunu anlamış değiliz yani. Ta ki doktorlar odamıza gelinceye kadar. Ondan sonra sonuçları geldikten sonra böyle böyle dediler. Çocukta kanı bağırsak başlangıcında lenfoma tespit edildi dediler. Bunu onkoloji bölümüne yatıracağız. Ama korkmayın dediler. Tedavisi mümkün. Rahatsız olmayın. Bir şey yok bunda dediler. Korkulacak da bir şey yok dediler. Doktorlarımız sağ olsunlar. İlk duyduğumuzda tabii ki biraz panikledik. Korku vardı. Ama doktorlarımızın sayesinde hani bizi biraz daha rahatladılar, rahatlattılar. Hani açtılar bu konuyu, daha detaylı bilgi verdiler. Onların sayesinde biraz daha rahatladık yani. Ne olduğunu biz de daha anlamadığımız için, daha iyi anlamadığımız için çevremize bahsetmedik fazla. Ama yani yaklaşımları daha bir şey oldu bize. Hani iyi olur, merak etmeyin, hani bir şey olmayacak, korkmayın gibisinden bize destek oldular yani. Çocuğun durumu şu anda çok iyi. E, tamamıyla atlattığımızı söyledi doktorlar. Yani bir sıkıntı yok. Okuluna başladı. Yemesi içmesi iyi. Normal yaşantısı gayet güzelleşti. Eski durumuna geldi. Aradan 3 sene geçti. Hiçbir şey yok. Çok şükür Allah'ımıza. Yani şükürler olsun. Bu sorunu yaşayan ailelere tavsiyem yani korkmasınlar diyorum ben. Bir sıkıntı yok. Korkulacak bir şey yok. Tedaviye cevap veriyor bu hastalık yani lenfoma denen hastalık yani o kadar tehlikeli bir hastalık değil. Çocuklarda çok sık rastlanıyormuş ama tedavisi mümkün yani. Bu sorunu yaşayan ailelere yani temiz ve titiz gerçekten yani çocuklara moral olacak bir şekilde davranış davranılırsa daha güzel yani çocukların da morali düzgün olur bu şekilde yani kendileri de rahat olur. Bu sonuçta yani güzel gider her şey devam eder. Yani evde çocuğa çok dikkatli bakmaları lazım. Moralleri iyi olması lazım. Çocuğun da morali iyi olacak, ailenin de birbirlerine bağlı olacaklar. Bu süreç çok önemli. Yani saçları dökülüyor çocuğun ama korkmasınlar. Geri geliyor. Bizimki de öyle oldu. Önce Allah'ımıza çok şükür ve doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Ahmet hocamız başta olmak üzere bütün doktor arkadaşlarımızı sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel ilgilendiler bizlerle. Evet. Emre şu kocaman delikanlı. Evet, 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 çok güzel oldu hocam. İdeal özlediğimiz. İnşallah her çocuk, her böyle, hastamız evet, için evet. E, beklediğimiz bir tablo. İnşallah hocam. Şimdi hocam, e, lenfoma nedir? Bunun tipleri var mı? E, nasıl tanımlarsınız? Evet. Hocam? Daha önce kan, e, kanseri tanımlarken herhangi bir dokudan ortaya çıkan kontrolsüz hücre çoğalması ve e, o hücrelerin görevlerini yerine getirmemesi olarak tanımlamıştık. Bunu biraz daha özele indirgersek, lenfomada bu hücrelerin lenfoid doku dediğimiz, başta lenf bezleri olmak üzere, lenf bezi dışında da olabilir, lenf bezilerinden ortaya çıkan bir tümör grubudur, kanser grubudur. Biz, e, senin de çok iyi bildiğin üzere çocuk onkoloji uzmanları kanser teriminde çok ee, sevmeyiz, kullanmak da istemeyiz çünkü toplumumuzda kanser eşittir bir umutsuzluk e, e, tablosu gibi kafada kaldığı için halbuki hastalarımızın büyük bir kısmı iyileşiyor. Bir tümör grubudur. Ve e, hastamızda da gördüğümüz gibi iyileşme şansının yüksek olduğu bir tümör grubudur. Lenf bezlerimizden kısaca çıkan bir tümör grubu. Evet hocam isterseniz tiplerine geçmeden önce bu lenf bezleri nedir, evet. ne işe yarar, onun bir ha, vücudumuzda nerelerde bulunur? İsterseniz şuradan evet. hocam, buyurun hocam. Oradan bir Ahmet Bey, lenf bezlerimizi e, vücudumuzun kalelerine benzetebiliriz. Evet, vücudumuzu savunan askerlerimiz var bunlar beyaz kürelerimiz ve bunların alt grubu var askerlerin tankçıları havacıları topçuları var ve bu askerlerin gidip içeride eğitim gördüğü savaşmayı öğrendiği kalelerdir lenf bezlerimiz vücudumuzda yaygın biçimdedir her tarafında vardır burada gördüğünüz üzere ve bu kaleler birbirleriyle bağlantılı yollara sahiptir özel bağlantı yolları vardır dolayısıyla bu kalelerin herhangi bir yerinden isyan çıkabilir Kontrolsüz e, asker çoğalması, işini yapmayan isyankar asker e, çoğalması ortaya çıkabilir. E, Şuradan hocam, e, buyurun, siz buyurun. Şu tabloda. Evet. Bu genel hatlarıyla vücudumuzda gördüğümüz lenf bezlerimiz. Ama biz çocuklarda nerede çok sık lenf bezi büyümelerini görüyoruz? Boynumuz ve üst kısmında. Evet. Niye böyle? Çünkü çocuklarımız çok sık üst solunum yolu enfeksiyonları geçiriyorlar. Evet. Sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için o üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan Bakteriler, virüslerle savaşan askerlere ihtiyacımız var ve bu askerler kaleler içinde çoğalıyorlar, orada eğitim görüyorlar, gidip tekrar savaşıyorlar. Dolayısıyla özellikle boynumuzun üst kısmındaki bezelerimizde çocuklarımıza enfeksiyon geçirdiği zaman büyümeler görürüz. Bu evet, normal bir şey. Şimdi hocam, bu aynı burada bir ke bir şey daha vurgulayalım hocam. Şimdi sizin de çok güzel vurguladığınız gibi özellikle boynumuzun şurada gösterebilirsek şu evet. ön kısımdaki olan bezelerde yüzde biz hep iyi huylu deriz. Evet, çok endişe etmeyin lütfen bu genelde enfeksiyonlara bağlıdır. Ama şu omuz köprücü kemiğinin üst çıkıntı bölgesinde boynumuzun alt, alt bölgelerinde kısmı. arka alt bölgelerinde ya da üst bölgelerin çok üstlerde ama hı hı. kafa bölgesine yakın hı hı. bölgelerde olduğunda bu biraz daha patolojik olma olasılığı vardır yoksa evet. illa da öyle anlamına da gelmiyor değil Kesinlikle, mi hocam evet. her zaman bir rikete alınması gerekiyor. evet hocam bir bu ikincisi bir de hocam biz şeye dikkat ediyoruz değil mi lokal mi generalize mi evet bunu da siz buyurun hocam Tabii. ne dersiniz şimdi şöyle ee, tabii genel yani sistemik lenf bezi büyümesi mi var? Vücudumuzun her tarafında mı büyüyor? Bu isyan her tarafına mı yayılmış? O önemli bir şey. Ya farklı bölgelerde iki ya da daha fazla bölgede lenf bezi büyümesi oluyorsa bu sistemik, generalize dediğimiz bir lenf bezi büyümesidir. Burada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Evet. Yine burada tümör akla gelmesin. Başka hastalıklar da, başka enfeksiyon hastalıkları da buna yol açabilir ama Biraz daha hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi evet, gerekiyor. Aynen. Şimdi hocam o zaman bize böyle bir yavru geldiğinde boynuna bakıyoruz. Şuradan gösterelim daha yani evet. çünkü hocam bazen bildiğiniz gibi yani annelerimiz babalarımız şey yaparlar. Ya bu bunun burada ne işi var? Efendim bunlar normal yapılarımız. Bakınız boynumuzda medyasten dediğimiz akciğer arası boşluklarda içinde, karın kan... içi boşlukta, kasıklarda, dizimizin arkasında, Kollarımızda. değil mi efendim? Her... Koltuk altlarında her tarafta az önce çok güzel bir benzetmeyle anlattığınız hı hı. bir sistem halinde çalışan bir düzenek var. Evet. Dolayısıyla Lenfoma geliştiği takdirde ya da başka hastalıklara geçti, bunlar büyürler. Bu büyümelerin bize düşen şey, bu bir kötü huylu bir büyüme mi yoksa bir enfeksiyona bağlı bir büyüme mi onun değerlendiriz. Evet. İşte az önce söylediğiniz lokal mi yaygın mı durumu buradan geldi. Şimdi hocam, diğer önemli bir noktaya gelelim. Şimdi kuzu bize geldi, hastamız bize geldi, Muayenelerimizi yaptık. Biz hangi tetkiklere bakıp nasıl bir karar süreci işletiyoruz evet. hocam? Çünkü burası önemli. Çok. Ondan sonra zaten lenfomaların alt başlıkları evet. zaten otomatik <laughs> önemini kaybediyor. İlk etapta e, basit tetkiklerle e, yola çıkıyoruz. Basit kan tetkikleri istiyoruz. Ve gö görüntüleme tetkikleri yapıyoruz. İlk tercih ettiğimiz ultrason evet. e, tetkiyi. Ve burada ultrason görüntüleri de bize bir bulgu veriyor. O lenf bezi büyümeleri gerçekten normal bir büyüme mi? Reaktif. Fa evet, farklı bir büyüme, büyüme, mi? büyüme mi? Evet, evet farklı ediyorum. bir büyüme mi? Ultrason bulgular çok önemli. Orada bir şüphe duyduğumuz zaman daha ileri tetkiklere gidiyoruz. Tomografi, MR gibi görüntüleme tetkiklerinden yararlanıyoruz. Kan tetkiklerine bakıyoruz. Kandaki... Enfeksiyon bulgularına bakıyoruz, başka belirteçlerimiz var onlara bakıyoruz. Kan... Onları da söyleyelim hocam, kan sayımına değerlendiriyoruz. Bir evet. yayma değil mi hocam? Kesinlikle, Nedersiniz? periferik yayma dediğimiz biz kan hücrelerimizi bir cama yayar, ondan sonra o kan hücrelerini mikroskopta inceleriz, evet. çok iyi bildiğin bir konu. Ve o mikroskopta anormal hücreler var mı ona bakarız, evet. kana karışmış mı bu anormal üzere onları değerlendiririz. Sadece ona bakmayız. O kan hücrelerine bakarak ha bu lenfoma hastalığını taklit eden aslında başka bir virüs evet, de, deme şansımız var. Aynen bu öyle da hocam. çok önemli öpücük hastalığı. Sedimentasyon, hasta. CRP, belki evet. sedimentasyon belki, evet. LDH bunlar neyi gösteriyor hocam? Bunlar da e, enfeksiyon bulgularıyla birlikte bir tablonun alevli bir tablo olduğunun göstergeleri. LDH dediğimiz bir tetkik e, çoğunlukla tümör e, çoğalmasında... Artan bir e, enzim seviyesi, ondan çok yararlanıyoruz ama bazen hafif yükseklikleri geçirilen viral enfeksiyonlarda da olabiliyor. Evet. Tüm bunlardan yararlanarak hastamıza tanı koymaya çalışıyoruz. Bir de hocam bir akciğer filmi, bir de karın ultrasonu. Evet Bunlara gerek var mı hocam? Rutin her hastada istemeyiz ama az önceki tanımlama önemliydi Ahmetciğim. Sistemik lenf bezi büyümesi düşünüyorsak yani lenf bezini bir boynunda fark ettik bir de kasığında fark ettik o zaman sistemik değerlendirme dediğimiz bir karın ultrası bir akciğer filmi yapmakta yarar var ama evet. basit bir boynun üst kısmında lenf bezi büyümesiyle gelen her hastada bu tetkikleri sizin Aynen. de çok iyi bildiğiniz üzere istemeyiz. Evet o zaman hocam bir toplar ve özetlersek evet. yani demek ki böyle bir boynumuzda bir beze çıktı hemen bu çocuk sem lenfoma mı diye bir endişeye kapılmaya Kesinlikle. gerek yok. Bunun enfeksiyon geçtikten sonra geriliyor olması çok önemli. Evet, Antibiyotiğe yanıt veriyor tabii, olması, olması çok önemli. Daha sonra bize geldiğinde biz bunları değerle, işte bir kanına muayenemizi yapıyoruz. Kanımıza bakıyoruz. Görüntülemelerimizi yapıyoruz ve bunların hepsini şöyle bir önümüze koyup hep birlikte hastanın klinik vesaire durumlarını değerlendirerek ondan sonra bir biyopsi karına veriyoruz. Evet. Peki hocam biyopside her zaman lenfoma çıkmıyor değil mi? Evet. Kesinlikle Buyurun hocam. hocam biyopsilerde biyopsi kararını çok sık vermeyiz. Az önce belirttiğiniz üzere lenf bezi büyümelerin büyük bir kısmı iyi huylu nedenlerden kaynaklanır. Ama biyopsi sonucunda da illa kötü huylu hastalık çıkacaktır diye bir şey yok. Başka e, tanılar da alabilir hastalarımız, nadir görülen kan hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları e, tanısı da alabilir. Evet, hocam şimdi biraz daha spesifik lenfomalara dönelim şimdi. Hangi tipleri var hocam? Lenfomaların e, başlıca iki tipi var. E, Hodgkin lenfoma dediğimiz bir tipi ve non-Hodgkin lenfoma dediğimiz ikinci bir tipi var. Bunların da kendi aralarında alt grupları var ama seyircilerimizin kafasını daha fazla karıştırmak istemem. Hiç gerek yok. Evet. Hocam. Aynen. Ee, biz non-Hodgkin lenfoma dediğimiz hızlı büyüyen lenf bezlerine, o kaleler dediğimiz diğer kaleden kaleye hızlı atlayan tipini çok sık görüyoruz. %60'lar oranında. Eee evet, Hodgkin lenfomayı da yüzde kırk oranında hastalarımızda görüyoruz. Evet. Hodgkin lenfomanın non-Hodgkin lenfomadan farkı biraz daha yavaş seyirli bir büyümesi vardır. Non-Hodgkin lenfomada bazı çok hızlı ilerleyen tiplerinde çok iyi bildiğiniz üzere Burkitt lenfoma tipi vardır ki tümör çapı 24 saatte 48 saatte iki katına kadar büyüyebilir. Ama Hodgkin lenfomada bu Günlere aylara varan oranda evet. yavaş büyümeler şey, şeklindedir. E, değil mi hocam? Yani ilk şikayetlerin başlamasından tanıya kadar geçen süre Hoçkin'de bazen ayları bulabilir. Evet. evet Ama nan Hoçkin lenfomada tipine göre değişmekle birlikte büyük bir kısmının bir hafta, on gün, evet. en fazla iki hafta içerisinde siz zaten doktora götürür hastanın durumu. Çok evet, bir durumu. gürültülü bir Sizin, tablosu evet, vardır. Dikkatinizden kaçması mümkün değil, evet. gürültülü bir tablosu evet. vardır. Onun gözden kaçması mümkün değil. Peki hocam biraz daha ayrıntıya girecek olursak. Nanhoçkin lenfomada böyle tipleri de biraz dikkat alarak belirti ve bulgular neler? Aileler için ne söylemek istersiniz? Evet. Hoçkin lenfomanın klinik belirti ve bulguları ile evet. ilgili ne söylemek istersiniz? Evet. Şimdi nanhoçkin lenfomada bulunduğu bölgedeki Büyümeler, doku şişlikler, en başta onu ortaya koymuştuk. Bununla ilgili olarak karında şişlikler, kitleler bunlar çok önemli. Az önce bir beyefendi çocuğuyla ilgili VTR'de söylemişti bu karındaki şişlikler küçük çaplı fark edilmeyecek boyutlarda olduğu zaman bazen apandist bulgusuyla bile gelebilir. Apandist benzeri bir bulgu, bağırsak tıkanıklığı tablosu bulgusu ama çok ileri vakalarda karnında kocaman elimize gelen muayeneyle rahatlıkla fark ettiğimiz kitleler şeklinde gelir. Bununla birlikte çok spesifik olmayan bulgular, halsizlik, kilo kaybı, ateş gibi Tablolarla yol açabilir ve az önce belirttiğimiz gibi başka bölgedeki lenf bezlerinde büyümeler tarzında gelebilir. Evet, hocam burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi özellikle çenedeki şişliklerin çoğunlukla diş ve dişle ilişkili evet. sorunlardan kaynaklandığı düşünülerek biraz ihmal ediliyor. Evet. Çünkü bizim Burkitt lenfomanın bir tipi var. Bu özellikle çeneden kaynaklanan bir şişlik olur. İşte diş hekiminde gezer tozar orası iyice şişer ya diş çözülemedi de böyle oluyor. Evet. Oysaki bir bir lenfoma olabilir. Lütfen düzelmeyen çene şişliklerinde müdahalelere rağmen devam eden çene şişliklerinde bunu mutlaka değerlendirmesi Kesinlikle. gerekiyor hocam. Bir diğer önemli nokta şimdi ateş kilo kaybı ve gece terlemesi üçlüsü var evet. bizim çok çok önemsediğimiz evet. ve çok önemli bir belirti olan. Bunların özelliklerine vurgu yapmak ister misiniz? Tabi Tabii, ne tabii. Ee, gece terlemeleri e, özellikle hastalık tablosuyla birlikte ortaya çıkar. Eee lenf bezi büyümeleriyle birlikte eşlik eder. Ateşler ateş bulguları yüksektir. 38 derece ve üstünde e, persistan dediğimiz inatçı bir ateş tarzında devam eder ve kilo kaybını da Genellikle çocukta kriter olarak şöyle bekleriz. Bir %10'dan fazla bir kilo kaybı vardır çocukta. Son 6 ay içinde. 6 ay içinde evet. Bu önemli. %10'dan fazla bir kilo kaybı varsa bilmediğimiz bir nedenle kilo kaybı oluyorsa onu dikkate almak gerekiyor. Evet. Az önce çok güzel vurguladınız. Genel kural vücudumuzun, çocuğumuzun vücudunun herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir şişlik, lenf bezi büyümelerinden bahsetmiyoruz. Boynumuzun üst kısmına. Onun dikkate alınması gerekiyor. Tedaviye rağmen bu şişlikler devam ediyorsa muhakkak dikkate alınması gerekiyor. Ayrıntılı e, yani, değerlendirmesi lazım. Bir de hocam e, son 6 ayda bir %10'luk kilo kaybı varsa bunun başlı başına zaten araştırılması evet. gereken bir konudur. Kesinlikle. Şimdi hocam e, peki şimdi belirtilerimiz var. Hasta geldi evet. biz değerlendirdik ve tanı koymamız lazım. Tanıyı nasıl koyuyoruz tamam. hocam, neler yapıyoruz? Bir de şimdi burada... E, endişeli durumlar da zaman zaman yaşanıyor ama burada hiç endişelenecek bir şey olmadığı da bilinmesinde fayda var. Onun için tanıyı nasıl koyuyoruz hocam? Şöyle Tan, tanıyı güzel biz, şeyler söyleyelim. Evet. Eee olduğu yeri alıp mikroskopta incelememiz gerekiyor. Bir doku örneği almamız gerekiyor. İdeali o. Lenfoma düşündüğümüz hastada lenf bezinin tamamıyla çıkaracağımız bir biyopsi istiyoruz. Evet. Bazen e, bu Hodgkin yapma için özellikle vazgeçilmez evet, vazgeçilmez bir or. Evet. Non Hodgkin'de de böyledir ama kural değildir. Çünkü Non Hodgkin lenfomada sadece kitleden iğne biyopsisi, tümörden iğne biyopsisi de alabiliriz ya da alamadığımız vakalarda akciğer zarları arasında sıvı varsa, karında sıvı varsa Başka bir lenf bezi varsa, karında kitlesi var ama cilt, bulgusu, cilt varsa, bulgusu varsa buradan alınan biyopsi örnekleri de tanı koydurucudur bizim. Patolojik tanı kesinlikle isteriz evet. ee, ve o, ona göre biz tedavi e, planlarız. Dolayısıyla hocam e, uygun yerden bir lenf bezini çıkardık evet. yahut da nanoçkin lenfomada da lenf nodu çıkarımı ve veya... Akciğer zarlarından, karından, ciltten ya da başka tanısal tanı koyabileceğimiz lezyonun hastalığın olduğu bölgeden aldığımız örnek incelemesiyle patolojik tanımızda evet. koyduk. koyduk. Hocam şimdi Hodgkin lenfoma geldi. Evet. Tedavisi mümkün mü? Tedavi başarımız nedir? Tedavide hangi ilaçları kullanıyoruz? Cerrahimi yapıyoruz, ışın veriyor muyuz? Kemoterapi nasıl? Bu zor mu hocam? Ne evet. dersiniz? Hodgkin lenfoma çocukluk çağı kanserleri e, demeyeyim de tümörler içinde en yüz güldürücü tümörlerimizden birisidir. ülkemizde de dünya ölçeğinde yakalanmış bir başarı oranı vardır. %95 oranında hastalarımız iyileşiyorlar. Evet. Çok çok iyi bir orandır. Evet. Temel hedefimiz %100. İnşallah önümüzdeki 10 on yıllarda onu da sağlayacağız. İnşallah. Primer tedavimiz, birincil tedavimiz kemoterapi. Yani kemoterapi hastalığın evresine göre kemoterapi dozlarını ayarlıyoruz. Cerrahi tedavi ilk seçeneğimiz kesinlikle değildir. Cerrahinin yeri sadece biyopsi değil mi hocam? Biyopsidedir, evet. Başka, cerrahi Başka yok. oturup Kombine, da tüm kemoterapi. lenf bezlerini çıkarma gibi bir amacımız yoktur. Kemoterapiyle biz zaten onları %95 oranında evet, evet. İyi. iyileştirip kaybediyoruz. Radyoterapi ikinci tedavi seçeneğimizdir. Radyoterapinin de verildiği gruplar seçili gruplardır. Tümör hacmi büyük olan ileri evre gruplarında vakadan vakaya ele alınarak karar verilen artık bir tablo. hocam değil mi? Bu cümleyi kuruyoruz. Evet. Eskiden derdik ki kemoterapi artı radyoterapi. Ama şimdi artık öyle değil. Değil. Hastanın risk gruplarına göre bazı hastalarda artık radyoterapi uygulamıyoruz. Çünkü radyoterapinin uzun dönem yan etkilerinden dolayı biz artık radyoterapi mümkün Oldu. mümkünse vermemeliyiz Uzak uzak durmaya Aynen çalışıyoruz. Hocam. Peki hocam Patoloji tanısı geldi, nanoçkin, lenfoma, hoçkin dışı lenfoma. Evet. Burada neler yapıyoruz, tedavi nasıl yapıyoruz? Burada da yine tedavi şansları. Ana ilkeler hocam, tip, tiplerine göre değişmekle birlikte ortalama %90'lar oranında bir tedavi e, başarımız var. Yine primer tedavimiz kemoterapi dediğimiz ilaç tedavileri. E, tümörün e, tipine göre, tekrarlama riskine göre. Radyoterapi çok az seçili bir grupta hastalığı tekrarlayan, inatçı devam eden kemoterapiimize sistemi... kafa içinde olan tiplerinde uyguluyoruz. Bir üçüncü tedavimiz tedavimizde çok az bir grubunda kök hücre nakil tedavilerini deniyoruz. Hem Hodgkin evet. lenfomada hem non-Hodgkin lenfomada. Onu da hocam zaten ayrı bir bölüm olarak planladık. Evet. Çocuklarda kemikli nakli nedir, nasıl yapılır? Onu ayrıca bir konu yapacağız. Şimdi hocam. E buçuk dakikamız var ve kemoterapi. Çünkü Zaman asıl geçmiş. Evet hocam. Evet, evet. Bu kemoterapi ile ilgili kemoterapi nedir hocam? Yan etkileri nelerdir? Aileler nelere dikkat etmeli? Çünkü burada dikkat edilmesi evet. gereken zaten biz ailelerle akraba gibi oluyoruz evet. hocam. Yani o sürece hep birlikte yaşıyoruz ve birlikte yönetiyoruz. Onun için de bu kemoterapinin yan etkilerini biliyor olmak ve iyi yönetmek gerçekten tedavi şansını evet. etkileyen bir unsur. Ne dersiniz? Kemoterapi bir ilaç tedavisi. Ee, tıptaki eğilimimiz artık Sadece kanser hücrelerini etkileyip diğer sağlıklı dokuları etkilemeyecek tedaviler bulmak yönünde ama şu anda güncel kemoterapi tedavilerimiz maalesef henüz tam bu seviyede değil. Dolayısıyla bu ilaç tedavilerini verdiğimizde birincil olarak tümör hücrelerini etkilemekle birlikte hızlı çoğalan vücudumuzun hücrelerini de etkileyebiliyor. Nedir bu? bağırsak sistemimizdeki hücreler nedir? Kemik iliğimizdeki hücreler ve saçlı derimizdeki hücreleri etkileyebiliyor. En sık gördüğümüz yan etkileri de bu hücreleri etkilemesine bağlı olarak işte ağız içinde, boğazda, bağırsaklarda yarar olması, kemik iliğimizin baskılanması, kemoterapinin geçici bir süreli baskılanması, kan üretmemesi, saç dökülmelerinin geçicidir ama bu saç dökülmeleri ortaya çıkması. Yan etkileri ele aldığımızda erken dönem ve geç dönem olarak alabiliriz. Erken dönemde bunlarla birlikte bir de bulantı, kusma gibi yan etkiler var ama yeni gelişen ilaçlarla bu bulantı kusma e, şeyini e, yan etkilerin olabildiğince minimal düzeye indirmiş durumdayız. Evet, evet. Buna rağmen oluyor ama Yeni yeni ilaçlar kullandıkça hastamızı belli bir konfor seviyesinde tutabiliyoruz. Evet. Hocam o zaman bir özetleyelim. Bir, saçlar dökülüyor. Evet. Ama buna endişe etmeyin. Kesinlikle. Kemoterapi evet. bittikten sonra eskiden daha gür ve güzel bir şekilde çıkıyor. Farklı biçimde gelebiliyor. Hatta ben gelebiliyor. ipeksi ve çok böyle yumuşak. Kıvırcık, değil mi hocam? yumuşak. Aynen öyle. Bu çok, hakikaten güzel saçlar geliyor. İkinci olarak bulantı ve kusmalar. Artık evet. elimizde çok güçlü ilaçlar evet. var. Biz artık bunları kusturmuyoruz. Fakat... Annelerimiz ev, hastaneden çıkıp taburcu olduklarında yani çünkü hep hastanede yatmıyor bu çocuklar. Evde olduklarında günde üçten fazla kusması olursa derhal hekimlerine başvurmaları gerekiyor. Evet. Çünkü biz zaten verdiğimiz ilaçların böbreğe de yan etkileri var. Dolayısıyla bir de kusmaya bağlı sıvı kaybının olması ayrıca bu yan etkinin artmasına neden olacaktır. Onun için de onlara düşen görev böyle bir şey olduğunda hekime gidecekler, kanlar değerlendirilecek ya damardan sıvı takviyesi yapılacak ya da endişe etmeyin güle güle bol sıvı alın eve gönderilecektir. Evet. Evet. Üçüncü yan etki hocam, burası çok önemli. E, kemik iliğinin baskılanması, bu baskılanma olunca neler oluyor hocam? Ne durumda derhal hekime başvurmalar lazım? Baskın... Onu da bir söyleyelim. Evet, baskılanma olunca kemik iliğimizin ana ürettiği üç tip hücremiz var. Evet, bir hocam. beyaz küre dediğimiz savunma hücrelerimiz. Bunlar düştüğü zaman hastalığımızda ateş çıkabiliyor. Evet. Eğer hastamız ateşi varsa muhakkak hekimine ve ilgili hastaneye başvurması lazım. Yarım saat içinde. Evet. En, ciddi en sorunlara yol açabilir. Evet. Çünkü bu hastaların çok iyi bildiğiniz üzere hastanede yatırarak damardan aha, aha. antibiyotiklerle iyileşir. İkincisi... Özür hocam. Burada bir şey daha ekleyeyim müsaadenizle. Yani ateş olduğunda endişelenmesinler. Ama bir an önce hastaneye gitsinler. Kesin. Kanına bakılacak. Beyaz küre dediğimiz hücreler belli bir rakamın üzerindeyse ilacı verip eve gönderilecek. Belli bir rakamın altındaysa Altın. o zaman yatırıp damardan tedavi edilecek. Buyurun hocam. İkincisi, kırmızı kan kürelerimiz dediğimiz Vücudumuzun oksijen taşıyan hücreleri düşmüş olabilir. Bu da çocukta kansızlık, halsizlik gibi tablolara, solukluk gibi tabloya yol açar. Ona da biz dışarıdan eritrosit dediğimiz kan ürünleri vererek tedavi ediyoruz. Bir üçüncü faktör kanımızdaki pıhtılaşma hücrelerimiz, kan pulcuklarımızda düşmeler olabilir. Bu da hastalarımızda kanama bulgularıyla, ciltte morluklar, burnun kanamaları tarzıyla gelebilir. Onu da yine dışarıdan destekle vererek. normal bir seviyeye ulaştırabiliriz. Evet. Hocam son cümlemiz. Son cümlemiz. Son cümlemiz önümüzdeki hafta Ulusal Kanser Haftası ve bu kanser haftası vesilesiyle ailelerimize şunu vurgulamak istiyoruz. Kanser artık tedavi edilebilir bir hastalık. Ve çocukluk çağı kanserlerinde artık hiçbir çocuk kanserden ölmemeli gibi sloganlarla ilerleyen araştırma merkezleri ve araştırmalar bulunmakta. Tüm dünyada %80'lerde oran, oranları %90'lara hatta %100'lere e, çıkarma gibi bir hedefimiz var. Ülkemizde bu batılı ülkelerdeki hedefi yakla, yakalama oranları seviyesinde oldukça iyi bir durumda. Ee, iyi yoldayız fakat altyapı olarak, ekip olarak, organizasyon olarak daha yapmamız gereken çok, çok şey, şey var. Ama e, genel olarak Türkiye olarak çocukluk çağı kanserlerinin her türünün, ülkemizde rahatlıkla tedavi edilebildiğini ve iyi sonuçlar elde ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle size ve tüm ekibinize bana bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Değerli izleyenler bugün lenfomaları konuştuk. Genel olarak da çocukça kanserlerini gördüğünüz gibi çocukça kanserleri tedavi edilebilir, yüksek oranda başarılı bir şekilde tedavi edilebilir bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Burada kesinlikle umutsuzluğa kapılmıyoruz. Hasta, aile, doktor, hastane, toplum çünkü sosyal hizmet uzmanı, psikolo psikolojik destek, psikiyatrik destek birbirimizle kenetlenerek, omuz omuza vererek bu hastalığı yüksek oranda tedavi etme şansımız var. Onun için el birliğiyle bu hastalığı yenebiliriz. Efendim kansersiz ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.